Merhaba, bugün YouTube kanalımın birinci yıl dönümü. Öncelikle dilerseniz bu bir yılda neler yapmışız hep beraber bir izleyelim. 3, 2, 1. Evet, her şey oldu. Tamam, başlıyorum. Ben Beste Kanter. There's a fire in my soul. There's desire in my bones. My love is old, but my heart is cold. And as I watch the sunset from a moving window, I realize that a traveler is a hero. So sing my hand and we travel. Suddenly realize a home is a curious place. It wants us to taste, and everything happens for a reason. I'm supposed to be in this, and I don't need weights to feel high. Freedom makes me fly. So take my hand and we travel around, around the world. 'Cause you are beautiful and I want the world to know. Elime notlar aldım ki ben de unutmadan tüm soruları cevaplayabileyim. Giriş nedenim aslında çok farklı bir hikayem olduğunu düşünmemle birlikte. Aynı zamanda pandemide insanların yaşadığı belli başlı korkulara, sorunlarına destek olabileceğimi düşünmemle başladı. Yani 5-6 yıl önce buna başlamaktaki niyetim de çok gezen bir insan olarak seyahatimi, tarzımı, çevremdeki güzel insanlar olduğunu düşünüyorum ve o güzel insanları paylaşma isteğiyle aslında bu kanalı açtım. Pandemiye denk gelmesine nedeni de karantinadaydım. Yapacak bir şey yoktu. O şekilde artık hani ertelemem gerektiğini karar verdim. Zaten hikaye videosunu veya YouTube'a giriş videosunu izlediyseniz bunları daha iyi biliyorsunuzdur. Açıkçası bir yıl içerisinde 5 veya 10 bine yakın bir abonem olur diye düşünüyordum. Çünkü çok hazırlanarak girdim bu işe. Hazırlanaraktan kastım yani bir 20-30 tane içerik vardı zaten. Ve düzenli bir video yüklemem sonucunda zaten otomatik olarak o abonelerin geleceğini düşündüm. Ama seçtiğim içerikler çok tıklanacak içerikler olmadığı için doğal olarak bence
oradan da biraz kaybettiğini düşünüyorum. Ne umdun ne buldun? Yani gerçekten bu kadar anlaşılabileceğimi çok düşünmüyordum. Yani kendimi iyi ifade edebileceğim veya böyle bir kitleye ulaşabileceğimi düşünmüyordum. Yani 1500 kişi gerçekten hedefimin çok altında. Ama bir o kadar da benim ne demek istediğimi anlayan ve dinleyen ve bir şekilde katılan, katılmıyorsa da güzel yorum yapan insanlarla tanışmış oldum. En rahat çektiğim video sanırım Poyraz'a yakın bir arkadaşım var, çok sevdiğim bir arkadaşım. Onunla yaptığımız röportaj bayağı bir rahat geçti açıkçası. Hem o sorulara çok güzel cevap verdi hem de yani zaten kendi profesyonel alanı olduğu için en rahat olduğum video oydu sanırım. Hem çekimde de yardımcı oldu hem soru aşamasında da yardımcı oldu. O çok rahattı. En zorlandığımda daha aslında en son koyduğum videoda insanlara soru sorduğum kısımda bayağı benim için sınandığım bir videoydu diyebilirim. En beğendiğim video açıkçası herhalde YouTube'a giriş videosu, çok beğendim, çok içime sindi. Çünkü çok fazla farklı görüntü kullandım ve o süreci iyi anlattığım ara çekim olarak da çok fazla dolu dolu bir videoydu bence. En beğendiğim video oydu. Hikayem videosunu çok seviyorum. En beğenmediğim veya işte en zorlandığım video ise mükemmeliyetçilik videosu. Ama zaten YouTube bana kattığı herhalde en büyük şey bu mükemmeliyetçiliğimle ilgili kendimi sınadığım bir alan oldu yani YouTube. Gerçekten hani normalde harika olduğunu düşünmem, hiçbir şey paylaşmam yani ve bu süreçte buna alışmış oldum. Yani o video gerçekten psikolojik olarak da benim için çok zordu. Hani kendimi en çirkin bulduğum, ses kalitesinin en kötü olduğu, görüntünün en kötü olduğu, her şeyin gerçekten kötü gittiği bir videoydu ama onu paylaş tuşuna basmam ve ardından aldığım yorumlar da benim için çok böyle ne anlatmak istediğimin anlaşıldığını görmek benim için muazzam bir şeydi. O videodan sonra zaten çok rahattım. Motivasyon kaynağım kendime her hafta aynı gün video koyma şartı koymam. Eğer böyle bir şey yapmasaydım, yani yapmasam zaten yarın yapayım, başka gün yapayım diye böyle bir yıl geçmez bence. Şu an 52. videodayız. Ve gerçekten yani çok yoğun olduğum zamanlarda da yani sabahlasam da yaptım. Ve bunun da en büyük nedeni işte kendime bir sınır koymamdı. Aklınızda bir içerik varsa, belli bir konsept varsa, kanalda ne yapacağınızı biliyorsanız bence çekinmemeniz gereken, hatta ya çok güzel bir yolculuk bence. Çok fazla kendinize ilgili farkındalık edinmiş oluyorsunuz. Kendini izlemek, kendi konuşmanı editlemek, işte o görüntünün bazen belki suratının şiş olduğu veya mesela bilmiyorum yani o an ruh halin kötüyken bile hani o videoyu dışarıdan bir gözle izlemek müthiş bir bence öz eleştiri yeteneği sağlıyor kendinde. Yani benim için bu açıdan çok keyifli oldu. Onun dışında video editlemeyi öğrenme süreci de bence çok keyifli. Yani gözünüzü çok korkutmasın. Çok zorlu bir süreç olduğunu düşünmüyorum. Yani tabii ki biraz zaman alıyor. Ben bir aya yakın bir sürede ancak toparlamaya başladım. YouTube'a girecekleri en önemli tavsiyelerimden biri niş bir alanınız olduğunda, yani aslında diyelim modayla ilgili konuşacaksınız ve böyle bir kanal açmak istiyorsanız, sırf o alanda en azından ilk bir sene boyunca sanırım içerik üretirseniz YouTube sizi daha çok öne çıkarıyor benim bildiğim kadarıyla. Ben tek bir alana yönelmek çok istemedim veya o an hani öyle bir algıda değilim. Yani seyahate daha çok yönelmek istediğim bir kanalda ama seyahat edemediğim bir dönemde olduğu için moda, yaşam tarzı ve seyahat farkındalık gibi böyle farklı konuları karıştırmış oldum. Pandeminin bitmesiyle birlikte her şey daha çok seyahate dönecek. Aynı zamanda her hafta aynı saatte, aynı gün paylaşım yapmanız veya işte iki haftada bir veya haftada iki her neyse bunun düzenli olması hem algoritma da sizi üste çıkartmış oluyor. Yani YouTube size ona emek verdiğiniz için ödüllendiriyor gibi düşünebilirsiniz. Hem de insanların aklında da reklam açısından da yani işte Beste'nin videosu her perşembe saat 9'da gibi bir beklenti yaratmış oluyorsunuz. Bu sayede daha çok izlenmiş oluyorsunuz. Bu yüzden aslında her hafta aynı saatte video konuluyor genelde. YouTube bence kesinlikle sabır işi ve pes edilmeden sabırla içerik üretmeye devam etmeniz gereken bir alan. Ama artıları da çok fazla bence. Yani ben profesyonel hayatıma bile katkısı olduğunu düşünüyorum şu an burada edindiğim tecrübenin veya bilgilerin. Kesinlikle bence aklınıza koyduysanız yani birisinin bir şey deyip dememesinin pek bir önemi yok ki hani kalpten yaptığınız bir şeyde bence destekçi de buluyorsunuz bir şekilde. İyi yorum genelde çok alıyorum ve kötü yorum gelmesine de hazırlıklı olarak girdim. O yüzden yorumlarla ilgili çok fazla kafa yormuyorum ama gerçekten çok böyle düzeyli bir şekilde yazıyor genelde insanlar. Beğenmeseler de bunu çok güzel bir şekilde dile getiriyorlar. Şu an bu arada bayağı sokağın ortasındayız. Para kazanma konusu benim birkaç ay içinde açıldı para kazanma durumu.
Ama bu konu zaten az çok bilgiye sahiptim. Yani böyle yüz binlerce izlenmediğiniz sürece YouTube'dan asla bir para kazanmıyorsunuz. Yani markalarla yaptığınız çalışmalardan para kazanıyorsunuz. Ben de öyle bir şey yapmadım şu ana kadar. Şu ana kadar biriken para, kaç ay içinde bilmiyorum, bunu ekrana yazarım, $21 birikti. Ki bu parayı direkt çekemiyorsunuz. Belli bir rakamdan sonra çekebiliyorsunuz. Yani hani hedefiniz YouTube'a gireyim ve böyle para kazanayım ise çok zor bir olay bence. Ki şu an bence YouTube'da kitleyi büyütmek bile eskisine göre daha zor diye anlıyorum. O yüzden yani bu konuda bilmiyorum, yani çok iyi de kazanabilirsiniz. Umarım kazanırsınız ama ben mesela hani hiç para kazanmıyormuşum gibi düşünerek devam ediyorum. Kameram daha ikinci ayda sanırım YouTube'un denize düştü. Zaten çok iyi bir kamera değildi ama bunun ardından da ben tamamen telefona dönmüş oldum. Yani şu an aslında bir telefon, bir yaka mikrofonu, bir de tripodla devam ediyorum çekimlerime. Ama şu anda mesela Derya diye bir arkadaşımın kamerası ve Zübeyir'in tripoduyla bu videoyu çekiyorum. Aslında bu bir yılı geçirmemde zorlandığım anlarda da en büyük desteği tabii ki de ailemden gördüm öncelikle. Daha sonra çok yakın arkadaşlarımdan ve hatta yani yakın olmadığım, uzun zamandır konuşmadığım birçok arkadaşımdan da çok güzel mesajlar aldım. Hani bu tarz destekler ve motivasyon içeren konuşmalar olmasaydı herhalde ben de bu kadar her hafta üretmeye devam edemezdim. Öncelikle onlara çok 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 teşekkür ederim. Konuk olanlardan Poyraz, Metin Erdoğan, ailem, Justin, Kate, Francisco, Sophie, Angelica ve Orçun'a çok teşekkür ederim. Çünkü kamera karşısında olmak onlar için de eminim zordur ama benim ricamı kırmamış oldular. Herkül köpeğimle ilgili hani çok böyle hırçındır ve sakin el ediyorum ama her video çektiğimde çok sakin bir şekilde yanında oturduğu için ona da buradan teşekkür ederim. Çekim ve içerik üretme sürecinde de Melisa, Melih ve Derya'nın çok büyük emekleri oldu bende. Bir dönem bilgisayarım bozuldu, bilgisayarımı veren insanlar oldu. Melisa, Efe ve Kardelen ve babamın bilgisayarlarını her hafta birisinin bilgisayarını kullandığım bir dönem oldu. Kamerasını yine aynı şekilde benimle paylaşan Derya, Zübeyir ve Tibo diye bir arkadaşıma da çok teşekkür ediyorum. Çekimde ise sayamayacağım kadar çok fazla insanın yardımcı oldu diyebilirim. Genelde kendim çekiyorum bu arada, yani bunu da belirtmek isterim. Ama kendim çekemediğim videolarda önce şu anda da kamera arkasında annem, daha sonra Efe, abim, Derya, Ceylin, Ezgi, Poyraz, Josephine, Alicia ve Clay diye birçok arkadaşım gerçekten çok destek oldu. Onlara da çok çok tekrar teşekkür ederim. Kanalın tasarım aşamasında yani hem profil resminde hem de kanalın üst kapak fotoğrafında Ceylin'in tasarımını kullandım. Ona da çok teşekkür ediyorum. Benim için gerçekten duygulandığım bir şey oldu ve müzisyen arkadaşlarımdan böyle bestelerini atmasını isteyen var mı diye sormuştum. Okan beste atmayı geçip videom için beste yaptı aslında. O yüzden Okan'a ayrıca çok teşekkür ediyorum. Yağmur'da kullanmam için onun çaldığı bir kaydını benimle paylaştım. Ondan da çok teşekkür ederim. Yorumlar ve beğeniler tabii ki çok önemli. Yani YouTube'da öne çıkmanız için çok önemli. En fazla yorum yapan 3 kişiye özellikle teşekkür etmek istiyorum. Şenay Gürses Çil, Derya Çiçek ve Serpil Keskin'e de özellikle teşekkür ederim. Onun dışında her türlü yorum yapan herkese destekler için çok teşekkür ederim. Bu kadar, notlarım da bitti. Buyurun buyurun, kusura bakmayın. Tamam. Evet, bu kanardı. Gerçekten bu videoyu bu arada ikinci çekişim. Sabah başka bir yerde çekip içime sinmeyip tekrar burada çektik. Beni takip ettiğiniz için ve desteklediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım sizin beğendiğiniz içerikler üretirim. Önerdiğiniz bir video varsa veya şu tarzda yapman da güzel olabilir diyorsanız bunu yorumlarda paylaşırsanız çok sevinirim. Haftaya yeni videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Güle güle. Yani bu kadar. Teşekkür etmeyi unuttuğum biri var mı? Bitti.